Muhterem kardeşlerim, hepinize selamünaleyküm. Yeni bir ICE Online videosuyla beraberiz kardeşler. Bugünkü konumuz ICE Online'daki farm sistemi. Şimdi çok aşırı bir şikayet var bu konuda arkadaşlar. Şikayetlerin de temeli şu: ya arkadaş, farm atıyoruz ama bir şey kazandırmıyor, zararına farm atıyoruz. Ya işte farm atıyoruz ama bir halt kazandırdığı yok, niye farm atıyoruz vesaire gibi. Yani yeri geliyor 3 saat, yeri geliyor 4 saat, yeri geliyor 6-7 saat. Ya farm atıyoruz reis, bir halt attığı yok, bu nasıl oyun böyle gibi birçok şey. Bununla alakalı arkadaşlar bir video çekmek istedim. Şimdi değerli kardeşlerim, ICE Online'ın farm sistemi Knight'tan farklı. Nasıl farklı? Şimdi burada ki mevzu şu. Burada kardeşler bir slotun sabit getirisi yok. Yok abi, burada bir slotun, yani saatte ya şu slotta kesinlikle 5M veya 10M, her neyse artık miktar önemli değil, atar diyebileceğimiz hiçbir slot bulunmuyor arkadaşlar. Yani tamamen şans. Tamamıyla şans. Yani örnek veriyorum. Gorgon'da şurada 1 saat falan, burada şu facelifter değil de onun tarzı bir şey atıyor arkadaşlar. Bir dagger atıyor burası. 44 HP'li, adını şu an unuttum. Onu atıyor mesela. Bundan abi 1 saatte 3 tane de atabilir. 3 saatte hiç atmayabilir. Bunun peki mantığı ne? Kardeşlerim, bunun mantığı şu. Burada slotlarda, yani malum GB fiyatta yüksek. Tabi ilk GB alış fiyatının 1500'lere kadar çıktığını gördük ICE Online'da. Daha sonra peyderpey 1500, işte 1800, 700 derken şu anda yaz gelmesi hasebiyle ve oyundaki GB girişinde sebeplerinde sayarız yani bunları. Bir tane sebepler hasebiyle artık şu anda 350-400 lira bandına kadar düştü GB alışı, ama hala yüksek. Hala düşük değil. Hala ciddi bir rakam. Bir 350-400'e GB alışı hala yani yüksek bir rakam. E şimdi GB'nin bu kadar yüksek olduğu bir oyunda arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bakın, bir slotun sabit getirisi olduğunu düşünün. Sallıyorum, bu Gorgon slotunun saatte 5'e drop olduğunu düşünün. Bir Allah'ın kulu ittifakçılardan başka burada farm atamaz arkadaşlar. Bunun mantığını, ama benim kendi düşüncem. Ve muhtemelen de bu fikrin doğru olduğunu düşünüyorum ben. Oyun yönetiminde bunu düşünerekten sabit drop'a karşı olduklarını düşünüyorum. Şimdi olayın artı yanını söyleyelim. Daha sonra olumsuz yanını konuşalım. Ve daha sonra da hangisinin daha ağır bastığını varsayarak bir toparlama yapalım. E şimdi abi bakıyorsun slota. Dediğim gibi burada Knight'taki gibi sabit bir getirisi olsa kardeşlerim, GB'nin 400 lira olduğu bir oyunda Allah aşkına şu slotta herhangi bir insanın kasma ihtimali olabilir mi arkadaşlar? Soruyorum yani. Kimseye kastırırlar mı? Yani bunu mesela Knight'tan aşinayız. Manticore slotu. EMC'deki veya Lüfer'deki. Yine Urak Tron, Urak Blade slotlara. Bakın yani kasabiliyor musunuz? Kasamazsınız. Veya Ağuç'tan Boost Drop'u kaldırılmadan evvel. Estant Ağuç'tan bahsediyorum. Boost Drop'u kaldırmadan değil mi? Düşürülmeden evvel. Yani magelerin istilası altındaydı. Baba kimseye kastırmazlardı yani. Görev daha yapamazdık. Şu anda mesela yine hala hazırda HTB, HTC. Yani bu slotların hepsi arkadaşlar. Ne abi? Yani sabit getirisi olan, yani saatte belli bir getirisi kesinlikle verecek olan slotlar. Aynısını CZ için de söyleyebiliriz. Death Valley Ouch slotu. Sabit o ne? Kesin yani. Kesin. Adı altına almazsın yani orada. Bir saat aralıksız kastığın zaman gibi. E bu slotlar hep mafyalaşma şeklinde değil mi arkadaşlarım? Burada öyle bir şey ama yok. Burada DV'ye de çıksan, Death Valley'ine yani CZ'sine de çıksanız ICE Online'ın. Yani yapacağınız, ya parti kurarsınız. Yani partiyle farm atacağınız yerler Archdemon, Undead King veya Deathlord. Burada partinizi kurarsınız, keseleşirsiniz veya yani dönmeye çalışırsınız arkadaşlar. Solo olarak da işte Flame Rock, Pocinius Rock, işte Triantlar, efendime söyleyeyim. Bu tarz slotlarda farm atarsınız. Ama atarsınız yani. Bura örneğin Flame Rock slotu arkadaşlar. Flame Rock slotunda ben 3 saatte hiçbir şey alamadığım zaman da oldu. 1 saatte 2 tane Golden Snake aldığım zaman da oldu. Yine aynı şekilde Pocinius Rock'ta 2 saat 0 drop aldığı da oldu. Yarım saat içinde, geçen videosunu da çektik, Heartseeker denilen o epik yay ve 2 tane de Switch Shatter aldım. Yani böyle bir mekanizma olduğu için kardeşler, mesela bu slotlarda tekelleşme çok olmuyor. Çünkü yani sabit getiri namına bir şey yok. Ha yine dolu. GB yüksek olduğu için gene dolu ama olması gerektiğinden fazla değil yani. Her türlü slot buluyorsunuz kendinize. Bu iyi yani. Bu slotlarda ittifaklaşmayı ve stabil, yani milletin bazı tekelleşmenin önüne geçmek adına düşünülmüş. Tamamen şansa bırakılmış yani. Ne olacağı belirsiz şeklinde olan slotlar mevcut. Her slot böyle aşağı yukarı. Bosslar da aynı şekilde. Bu arada boss mantığını da biliyorsunuz. ICE Online'da boss mantığı da dışarıdan bir iki tane bile vuruş yapsa
Kutunun sende kalma ihtimali var. Yani boss droplar da bu şekilde. Yine yani mesela sallıyorum bir tane klan gelmiş boss kesiyor, overlord kesiyor. Sen tek başına gittin altına. Atağını yaptın. Sana o kutu kalabiliyor yani arkadaşlar. Burada sol oyuncunun yine kendi başına kesebileceği bosslar da mevcut. Ama burada mevzu şu. Yani slotları tekelleşmesin, ittifaklaşma olmasın. Bir slotta sabit adamlar kasmasın kardeşlerim. Bunun mantığı budur özetlersek. İyi yanı bu. Kötü yanı da işte zarar etme ihtimali yüksek oluyor. Mesela bazen bir saatte mesela bak 1000'li mana potu şu an 100K'cı arkadaşlar şu 1000'li mana potu. Yani 10 TL'ye geliyor. 1000 tane mana 10 TL. Yani her bir mana 1 kuruş desek arkadaşlar. 1000 tane mana ne oluyor? 100 yani 10 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Yani ucuz gibi görünse de aslında çok da ucuz değil yani manası işi. Bir de çok seri yakıyoruz yani özellikle biz BP'lerde fazla. Ama krisis bak arkadaşlar şu. Şunu diyordum arkadaşlar işte bak. Şunu şu an bana attı. Krisis bunun mesela artı bir de APS 51. Krisis'in artı yarısı para eden bir item mesela. Hatta biraz sonra şimdi tam drop'umuzu aldık. Mesela burada ben kaç dakikada? 6. dakikada aldım. Bunu 2 saat alamadığımız zamanlar da oldu arkadaşlar. Ha, gidelim pazarında bakalım mesela buna. Göstermek için sadece orada kasmaya çalıştım. Bakalım bunun şeyi ne kadar oluyormuş. Evet, geldik Dorian'a. Dorian 2 yattı. Yani hemen Action House'dan da bakarız birazdan arkadaşlarım. Yani demek istediğim abi bu. Kötü yanı da işte zararına farm atma ihtimalimiz oluyor. İkisini beraber basalım. Videoda böyle içerik olmuş olsun. Şöyle. Heh. Kötü yanı da çoğu zaman mesela Troll Beast diye bir slot var. Hagart'ta. Abim hiç mi bir halt atmazsın ya? Ya gerçekten yani hiç mi bir halt atmazsın? Zor da kesiliyorsun. Bir yine Dread Servant. Yani boss'tan zor kesiliyor. Çok ağır kesilen bir mob. Yani tabii biz hoş 5-6 tane kestik ama niye bu kadar zorsun ki sen yani? Onu da anlayamadım. Neyse konumuzu saptırmayalım fazla. Kötü yanı da işte uzun saatleri zarar edebilirsiniz ama yani ama şöyle bir şey abi. 3-4 saat kastan sonra her türlü bir şey atar lafını kullanacağım onu da kullanamıyorum. Çünkü atmıyor bazen. Atmadım atmıyor yani arkadaşlar. Tamamıyla şans. Kötü yanı da yani bir şanssızlık çöktü müydü? Drop atlamaya başladı mıydı arkadaşlar? Gerçekten de zararına farm atma durumumuz oluyor. İçeriden yiyoruz yani. Zarar da bu. Şimdi toparlarsak bir teraziye koyalım. Slotların sabit getirisi olup da bazılarının tekerinde olması mı iyi? Yoksa şans faktörünün devrede olup ara ara zarar etme ihtimalimiz olsa da şansımız elinde olduğu zaman drop almak mı mantıklı? Bence benim şahsi görüşümü söylüyorum. Bence bu şekilde şans faktörünün olması ve slotlarda ittifaklaşma olmaması bence daha iyi bir seçenek gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtirsiniz kardeşlerim. Burada bu arada krisisler var. Spike'ları koymuşlar. Krisisin artı birini az önce 900'e gördük kardeşler. Neyse biz onu basalım abi. Basacağız zaten. Golden bomb'umuz da var. İkisini beraber yürütelim. Muhtemelen artı 5 ikisi de jortlayacak ama ben yine de basayım. Şöyle 8 tane çekelim. Şuradan ön izlemeyi de kapatayım. Yani arkadaşlarım rasyonundaki farm sistemi kısaca bu şekilde. Bütün slotlara tamamıyla şans faktörü var. Yani şu slottan ben ya bir saat kasayım şunu alayım kesinlikle diyemezsin. Diyorsan da yalan söylüyorsundur yani. Asla bir garantisi yok. Asla garantisi yok. Yani tamamıyla şans faktörü devrede. Bu da ne yapıyor? İşte slotlarda tekelleşmeyi yani %100 önlemiyor ama yine yani ihtimal dahilinde olduğu için insanlar kasıyor ama yine slotu her türlü boş bulma ihtimali yüksek yani. Nightdeck gibi değil. Evet, ikisi de 4 oldu. Şunu 5'e yollayalım. Golden Bow. 5'e klasik olarak yine yandı. Crisis'i basıyoruz. Sen bari yanma lan. Yine 5'e gördüğünüz gibi geçmedi. Yani ama bununla alakalı da bir video çekmem lazım bu demir sistemiyle alakalı. Yine artı 5'e geçiremedik. İkisini de geçiremedik gerçekten. Neyse arkadaşlarım konumuzu bir sapıtmayalım. Ben dediğim gibi kendi terazime koyduğum zaman ilk seçeneği daha mantıklı buldum. Yani slotun diyelim yani şey olma ihtimalindense sabit getirisi olup da yani vardiyalı hatırlayın arkadaşlar bunları biliyoruz yani klanlar malum ittifakçı klanlar işte Altar'da Vega'da Sirius'ta Avcı zapt ettiler. Destan'da BF'yi zapt ettiler. Niye? Sabit getiri var. Sabit getiri var yani. Orayı zapt et. Paranın cebine at mantığı var. Burada öyle bir olay yok. Şans. Yani yeri gelir. Sallıyorum. Delos'a gidersin abi. Delos'ta Helhan slotu var. Takı drop var mesela.
5 saatte takılamazsın. Gidersin 1 saatte pendant alırız, pendant alırsın gibi. Yani bu tamam bundan ibaret. Ha hoş bu tabii şans faktörü var diye slotlar komple mi boş? Elbette ki hayır. O şans faktörü olduğu için de yani acaba düşer mi şeyle hala slotlar dolu ama yani sabit değil, tekel de değil yani. Demek istediğim bu arkadaşlar. Daha da fazla herhalde derdim anlattığımı düşünüyorum. Benim görüşüm bu şekilde. Siz de ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kanalımıza destek olmak amacıyla da bir abone olmayı düşünürseniz onu da seviniriz arkadaşlarım. Bir ücreti yok. Sadece bir tıkla abone olursanız bizleri mutlu edersiniz, destek olursunuz. Açıklama kısmında Twitch canlı yayın linkimiz ve Discord bağlantılarımız ve diğer seçeneklerimiz mevcut. Herhangi bir sorunuz da ben herkese geri dönüş yaparım arkadaşlar. Ondan haberiniz olsun. Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun diyerek videomuzu da bitiriyoruz. Selametle arkadaşlar.